Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Türkiye'ye gitmiştim. Türkiye'de çeşitli şehirlerde toplantılar, böyle buluşmalar düzenlemiştik. Çok güzel, yani ben çok keyif aldım. İnsanlar beni gerçekten seviyor. Yani bunu fark edince insan bayağı mutlu oluyor. İstanbul, Konya ve Malatya'da buluşma yapabildik. İlerleyen zamanlarda daha güzel, yani daha çok şehirde yapmayı planlıyorum. İnşallah daha çok projeler yapıp, daha çok video çekip o şehirlere de gideceğiz. Şimdi bu şehirlerde hediyeler aldım. Bazı arkadaşlarımız beni düşünmüşler, hediyeler almışlar ve hiçbirine kesinlikle bakmadım. Ablam bakmaya çalışmış olsa da, böyle bana söylemeye çalışmış olsa da ona kızarak böyle söyleme sakın, çünkü söylerse burada tadı kaçar diye. Şimdi hepsini Kore'ye getirdim, başlayalım. Öncelikle şöyle bir poşetimiz var. Buradan Mevlana şekeri var herhalde. Bu Konya'dan aldığımız bir hediye büyük ihtimal. Fakat isme rastlayamadım sanki. İsim yok. Evet, isim yok. Evet, bu Mevlana şekerleri için çok teşekkür ediyorum arkadaşımıza. Şöyle bir hediyemiz var. Kravat hediyesi. Battal Gazi. Malatya Gençlik Derneği, İstanbul'da orada yapmıştık buluşmayı. Kendilerine teşekkür ediyorum bu kravat için. Sırada şöyle küçük bir hediyemiz var. Evet, bileklik. Arkadaşımızın ismi. 3 kişi birden almış. Tebrik ediyorum. 3 kişi bunu. Bakın takıyorum. Kore'de bunu takıyorum. Teşekkürler. Selin aman vermez, Sena aman vermez, Enzel Kaya, çok teşekkür ederim. Şöyle bir hediyemiz var, kimden geldiğini şu an bilmiyorum. Şöyle bir kalbimiz var. Evet, bir tane kupa bardak var. Herhalde, yani bilmiyorum, içinden bak. Evet. Şöyle bir mektubumuz var. Kore'deki içecekleri benim yerime de içebilmen için umarım beğenirsin. Gizem Maltaş İstanbul demiş. Bakalım açalım nasıl bir şey. You Heart. Wow. Bu şey değil mi ya, dövüşlerde kullanılıyor. Güzelmiş. Çok teşekkürler Gizem. Evet, diğer hediyesine Gizem'in. Açabiliriz. Yuh artık. Merhaba, ben Gizem Maltaş İstanbul'dan. Bu kutunun içinde duygu ve düşüncelerimi yazdığım için videoda okumazsan sevinirim demiş. Bayağı duygu düşünceler var. Neyse, ben bunları okuyacağım Gizem. Bayağı şöyle göstereyim. Bayağı bir duygu düşünceler var. Çok teşekkürler güzel. Şöyle bir poşet var. Biraz yolculuktan dolayı bayağı ezilmiş. Evet, bir atkı hediyemiz var. İçinde isim yok değil mi? Bayağı bir mektup var herhalde. Tuğçe Gül. Merhaba Ertuğrul. Çok teşekkür ederiz.
annesiyle falan işbirliğiyle yapmış. Çok teşekkür ederim kendisine. Bunu takacağım. Böyle. De şimdi mikrofonu engelleyelim. Takacağım. Böyle bir mektubumuz var. Zeynep Azade'den gelmiş. Mektubu açalım. Aa, mektup değilmiş. Bir foto. Aa. Çok güzel. İyi ki bakmamışım. Çünkü gerçekten sürpriz olduk. Zeynep Azade'ye çok teşekkür ederim sana. Bunu da böyle saklayacağız. Bir tane böyle bir poşetimiz var. Yani. Zeynep İnci, çok teşekkürler. Bir atkı daha. Bir kaşkol mu? Çok teşekkür ederim kendisine. Şöyle takmış olduğumu gör. Takacağım. Şöyle aynen bu biraz sıkıntılı oldu ama ben bunun gömlek olduğunu o gün görmüştüm. Zaten kendisi söylemişti. Sena Koçak, çok teşekkür ederim, bana gömlek hediyesi almış. Slim fit, small. İyi tutturmuş gibisin ama işte medium'a geçiyoruz yavaş yavaş. Kiralıyorum. Çok teşekkür ederim. Giyeceğim, bununla da bir video çekeceğim. Bu da Konya'dan olması lazım. Çünkü bu paketi hatırlıyorum. Öncelikle bu. Bir de şöyle bir şey vardı. Bunu biri vermişti ama hiç hatırlamıyorum. O bir anda oldu. Ona da çok teşekkürler. Bakalım ne var? Ya bunda herhalde Konya şekeri var. Mevlana şekeri olabilir. Bilmiyorum. Bakalım. Standmış. Ya bu dayanmayacak bir şey değildir inşallah. Bir de böyle ne çıkacak bakalım. Ooo, bayağı secret yapmışlar. İyi özel. Evet. Aa, burası da. Aa, ben böyle paketlere biraz sıkıntı yaşatıyorum. Wow. Çok iyi. Ama ben bunun böyle olduğunu bilseydim. Ben bunu bak yiyorum bak. Yok, bir şey olmamış. Bir şey olmamış. Bak yedim. Çok teşekkür ederim. İsmin nerede? İşte sıkıntı orada. İsmini maalesef bilmiyorum ama herhalde sen bana yazmıştın, ben adını gerçekten hatırlayamıyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu hediyeleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Yani hediye vermeyen arkadaşlarımızın buluşmalara gelmesi bile benim için bir zevkti, benim için bir gururdu. Umarım bir dahaki buluşmalarımız çok daha güzel olacak, çok daha güzel şeyler yapacağız. Ben de Kore'den getirdiğim hediyeleri vermeye çalıştım, dağıtmaya çalıştım. İnşallah daha güzel hediyeler getireceğim sizlere. Böyle güzel bir birlikteliğimiz olacak arkadaşlarımızla, bu dostluğumuz sürecek. Sizleri de Kore'yi bekliyorum. Kore'ye geldiğiniz zaman her türlü yardım etmeye çalışacağım. İzlediğiniz için de, yani buluşmaya gelmeyip de izleyen arkadaşlarımız da var. Onlara da çok teşekkür ederim izlediği için. Umarım sizlerle de çok yakın bir zamanda buluşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.